En son nerede kalmıştık? Kenar duvarlarını yapmıştık ve random bazı nesneler eklemiştik. Nerede yazdık onu? Yeni bir class açmıştık. Level diye. Level'ın içinde. Create wall. Bu standart her level'daki standart duvarları oluşturma koduydu. Sonra da create level'la bu level için gereken nesneleri random olarak ekledik. Şimdi ilk çözmemiz gereken problem ne? Nesneler üst üste eklenebiliyor ve duvar var burada. Duvarın üzerine nesne eklenebiliyor. Bizim yapmamız gereken nesne ekleme fonksiyonumuzu neredeydi bizim map'in içinde nesne ekleme fonksiyonumuzu güncelleyeceğiz. Bu sorunu burada çözeceğiz. Şöyle bir şey yapalım. Nesne ekleme fonksiyonu. Ben şu koordinata bir nesne ekle dediğim zaman ekleyebilirse eğer nesneyi doğru şekilde eklerse geriye bir değeri döndürsün. Return. Geriye bir değeri, olumlu bir değer döndürsün. Ben de anlayayım ki fonksiyonum ekleme işlemini yaptı. Sıfır döndürürse ekleme işlemini yapamadı. Sıfır ne zaman döndürecek? Eğer eklemeye çalıştığım koordinatta bir nesne varsa. Şimdi şöyle yapalım. En üstte ne yapacağız bunu? Bir if'len. Burada bir koşul var. Benim bir koordinatın dolu olup olmadığını öğrenen fonksiyonum hangisiydi? GetItemID from core. Evet. Şu fonksiyon koordinattaki item ID'sini bana geri dönüyordu. Eğer sıfır dönerse demek ki orası boş. O zaman ben şu fonksiyonumun içine eğer dolar x yukarıda fonksiyona verilen add fonksiyonuna gelen x ve y parametrelerini kullanacağım. Onlar neydi? Benim bu şu an içinde bu fonksiyon çağrıldığında şuradaki iki parametre nesneyi eklemek istediğim koordinat. Map.getItemID from core eşittir sıfırsa niye iki tane eşittir koyuyoruz? Bir tane koymam eşitlemek anlamına geliyordu. Bir değişkenin eşitlenmesi. JavaScript'te iki tane yan yana eşittir. Buna eşit mi? Ona bakıyor. Eğer sıfırsa ne yapabiliriz? Boş olduğu anlamına geliyor ve ekleyebiliriz. Bu komut ne? Bir ID oluşturuyor. Eğer ekleme yapmayacaksak ID de oluşturmayacağız. Şu komutlar ne? Bunların hepsini kesiyorum ve buraya yapıştırıyorum arasına. Bunu da tab'la seçip hepsini bir satır ileri alıyorum. Neden? Şu if'in başındaki çizgiyle şurayı daha rahat görebilmek için. Şu kodun tamamı bu if'in içinde artık. Else, eğer bu koşul sağlanmazsa demek ki içerisi dolu. O zaman return 1. Return doluysa 0 olacak. Şu return 1 dersek buraya bu olmaz. Bunun da şurada olması lazım. Eğer ürün eklenmişse şu ürün nesneyi ekledim. Return 1.
if'e girerse return 1, girmezse return 0. Yani nesne eklenemedi. Şimdi çalıştıracağım. Bu kodu yazdıktan sonra. Geri gelen kodu şu anda kullanmadım. Yani başka bir yerde, bir sonraki aşamada kullanacağım. Ama şu andaki bu yazdığım if sayesinde şunların olmaması lazım ve üst üste bir kayıt eklenmemesi lazım. Çalıştırıyorum. Olmaya devam ediyor. Hata yaptık. Bakalım. X, Y eşittir 0. Şuna CTRL'ye basılı tutup basıyorum. Verilen koordinatın nesnenin ID'sini döndürüyor. Nesne yoksa 0 değeri döner. Doğru. Nesne yoksa 0 değeri döner. Şimdi nasıl test edebilirim? Random'la denk getirmem zor. Şuraya bir test etmek için komut yazalım. Duvarı oluşturdum. Duvarı oluşturduktan sonra şurası kaç koordinat? X 2 2'ye 1. Bir tane elma ekleyeyim. 2'ye 1'e. 2'ye 1'e bir tane elma ekleyeyim. Kaydedeyim. Eklemedi mi yoksa başka bir şey mi? Onu da eklemedim. Şu kodu kapatacağım. Devam edeyim. Bakayım. Şu an hiçbir şey ekleme. Duvarları ekliyor ama. X2, 1. Eğer 2 dersem şu nokta olması lazım. Şurası. Ekledi. Peki bunun üzerine bir tane de rock ekleyeyim. Taş ekleyeyim. Taşı eklemedi. Benim yazdığım komut çalışıyor. Burada niye çalışmadı? Peki şu kodu kesiyorum. Şunun altına yapıştırıyorum. Acaba bu fonksiyon içinde mi? Bir evet, elma, bu da çalışıyor. Elma önce eklendiği için, orası dolu olduğu için rakı eklemedi. Rakı yukarı alıyorum. Rakı ekledi. Elmayı eklemiyor. Demek ki yazdığımız fonksiyon doğru. Şurada ekliyor. Ardından bir tane daha ekliyor. Burada yaptığımızdan bir farkı yok. Şöyle bir şey deneyeyim. Acaba şu map random tabi noktadan sonra birçok sayı üretiyordu. Biz burada ne yaptık? Get xp from core'dan parse int yaptık x'i. Kullanmadan önce parse x yaptık. Ama burada parse x yapmadan önce ben burada kullanıyorum. Orada problem yaşıyorum. Çünkü alert dersem görür müyüm? Şöyle yapayım. İlkini gördükten sonra kapatırım. X'i göstereyim.
Create level. Level. Şunun bir tanesini şurada çalıştırırsam bakalım. Ha, duvarları şimdi yapıyor. Duvarları yapıyor. Kapatabilecek miyim? Çok uzun sürecek. Kapattım. Tekrar açayım. Evet. 2 nokta küsuratı var. Şimdi demek ki ben random koordinat eklemeye çalıştığım zaman orada da problem çıkıyor. Ne yapacağım? Çözümü ne? Ya burada kullanacağım. O zaman her eklediğimde, random bir sayı eklediğimde kullanmam gerekecek. Ben onun için her seferinde yapmayalım diye buraya eklemeyi düşünmüştüm. Ama buraya eklediğimiz zaman da şimdi yeni eklediğimiz bir kodla oradaki işlevini tam olarak yapamamaya başladı. Şuraya bu kodu tekrar parse x ve y'yi tekrar yazıyorum. O zaman aslında şuradaki kodlara da artık ihtiyaç yok. Kod silerken alışkanlık ben şey yapıyorum. Kodu metne çeviriyorum. Çünkü bazen sildiğimiz kodları tekrar geri getirmek gerekebiliyor ya da hatırlamak isteyebiliyoruz acaba neydi, ne yazıyordu diye. Ben uzun bir süre açıklama metnine çeviriyorum kodları. Daha sonra ihtiyaç olursa tamamladığım zaman programı temizlemem gerektiği zaman tekrar siliyorum. Şimdi eğer parsing dersem ne yaptım? X eşittir parsing x. Eğer noktalı geldiyse bunu noktasıza çevir. Şunu böylece bu sorunu da çözmüş olduk. Başka bir kod eklemiş miydim bir yere? Şunu bir kaydettim. Şuraya gelebiliyorum. Aşağı atayım. Tamam diyemiyorum. Kapatabiliyor muyum? Kapattım. Tekrar açayım. Evet. Şuraya duvarları geri açacağım. Şurayı da kapatacağım. Şunu da açıyorum. Tekrar kodumu çalıştırıyorum. Evet, bu sefer duvarlarda yok, üst üste gelen de yok. Benim istediğim neydi bu? Bir sorunu çözdük. Şimdi şöyle bir sorun var. İkinci sorun. Şimdi ben burada 10 tane elma ekle demişim. Ama eğer bu elmaları eklerken bu elmalardan 3'ü başka nesnelerin üzerine eklemeye çalışıldığı zaman onları eklemiyor. Eklemeyince ne oluyor? 10 elma yerine ekranda 7 elma. 7 elma olmuş oluyor. Buraya öyle bir kod yazmam gerekiyor ki eğer ki eklenmezse başka bir yere tekrar eklemeye çalışsın. Bunu nasıl yapabilirim? Ne yapacağım? Bir döngünün içerisinde döngüde diyecek ki
bu ekleyene kadar, bunun ekleyip eklemediğini nereden anlayacağım? Var status eşittir de dersem, bu eğer eklerse statüse ne yapacaktı? Bir değeri döndürüyordu. Ekleyemezse sıfır değeri. Eğer status sıfırsa ekleyemedi. O zaman bir daha deneyeceğim. Şu 10 tanenin dışında. Bir daha deneyeceğim, bir daha deneyeceğim, bir daha deneyeceğim. Ta ki ekleyene kadar. Ama eğer böyle yaparsam, ekleyene kadar dene dersem de şöyle bir sorun ortaya çıkacak. Ya haritada eklenecek yer kalmamışsa ya da çok az kalmışsa, çok az kalmışsa bulmak için zorlanır ama çok hızlı döndüğü için döngü biraz az bir kasma, az bir işlemciyi zorlama sonucunda bulur. Bir boş olan yeri bulabilir. Ama hiç yer kalmamışsa ve biz ne program yazdık, ne emrettik, ne yapmasını istedik yazdığımız programda, bir yer bulana kadar yap. Ve bilgisayara da bir yerin kalmadığını anlayacağı bir kod yazmadık. Yazmadığımız için sonsuza kadar elmaları eklemeye çalışacak. Bu da sonsuz döngüye sokup yazılımımızın kilitlenmesine sebep olacak. Ya şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer mutlaka eklemesini istiyorsak, 10 elmayı mutlaka eklemesini istiyorsak şöyle bir fonksiyon yazabiliriz. Eğer ekranda boş yer varsa mutlaka ekle. Boş yer kalmadıysa çık eklemekten diye bir şey yazabiliriz. Ya da eğer ekleyemezse atıyorum 5 kere daha dene. 5 kere daha boş bir yer ara. 5'inde de bulamazsan boş yer, demek ki yer azalmış ya da yok. Devam etme. Bu şekilde yaparsak, yani 3 kere 5 kere ara diye yaparsak işlemciyi daha az yormuş oluruz. Öteki olasılıklarda işlemci biraz daha yoruluyor. Şu anda düşünebildiğim bu olasılıklar var. Biz neyi yapalım? 3 kere denesin. 3 kere denesin. Bulamazsa nasıl yaparız onu? Bir döngü for var i eşittir 0 i küçük eşit i küçük 3 dersem 3 kere döner. i++ dersem tamam, döngümü tamamlamış olurum. Bunu statüsü bunun içinde mi kullanayım? Şunun içine şurada birkaç değişken yapalım. Kullanacağımız değişkenler. Status kullanacağız. Değeri 0 olsun. Statüsü nerede kullanıyorum? Şurada. Bu 1. Status bunu eklemeye çalıştıktan sonra diyeceğim ki eğer status eşittir 1 ise, yani bu işlem başarılı olmuşsa, break bir döngü içerisinde döngüden çıkma komutu. Mesela şöyle yapalım. Şu döngünün başına break koyarsam hiçbir şey eklenmedi. Niye? Döngüye girdikten sonra 10 kere dön demiş olsak bile sıfırda break kodunu gördüğü zaman döngüden çıktı dışarı. Bu da ben mesela 3 kere dönmesini istiyorum ama diyelim ilk eklemede buldu. İlk eklemede buldu. Ekledi. O zaman ne yapıyor? Break ile çıkıyorum. Diğer ikisini bir daha dönmesine gerek yok. Status dedim. Burada kullandım. Break dedim. Bu kod şu an çalışıyor. Şimdi diğerleri için de bu kodu yazmam gerekiyor.
Şimdi diğerleri içinde tek 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 şurada oluşturduğum algoritmayı kullanmam gerekiyor. Bu ne olmuş olacak? Aynı kodu tekrar yazmış olacağım. Bunun için bir fonksiyon yazabilir miyim? Evet, ben şöyle bir şey yazayım. Bir tane fonksiyon yazacağım. Bana ne lazım? Şu işi yapan bir fonksiyonu map'in içine yazacağım. Nereye? Map'ten sonra map nokta try at eklemeye çalış diye bir fonksiyon yazacağım. Eşittir function şunu bir geri alayım. Şurada neydi? Status diye bir değişken kullanıyordum. Bu fonksiyon şu fonksiyonun çok benzeri. Bir de paramdan sonra bir tane daha parametre koyayım. Try time. Kaç kere deneyeyim diye. Try time'ı nereye yazacağım? Şu 3 olan yere yazarak 3'ü dinamik hale getireceğim. Try time'a kaç yazarsam o kadar kere deneyecek. Evet. Ne yaptım? For body break. O kadar kere deneyecek. Neyi? Şuraya yazdığımı. Type x y ve parametre. Aslında şu fonksiyonun aynısı. Bu fonksiyona bir aracı bir fonksiyon yazdık. Adına da try at, eklemeyi deneme yazdık. Kaç kere istiyorsam o kadar deneyeceğim. Bunun içine yazdığım kodu buna da ekleyebilirdim. Ama genelde random olarak ekleme yapmayacağım için, bu kodu buradaki fonksiyonu şişirmek istemediğim için sadece şimdi level'daki nesneleri yerleştirirken ekleyeceğim için yeni bir fonksiyon açmayı uygun gördüm. Şimdi yapmam gereken şey artık şuna hiç ihtiyacım yok. Bunu normalde hepsi için ayrı ayrı yazmam gerekecekti. Artık buna ihtiyacım yok. Buna da ihtiyacım yok. Şuna da ihtiyacım yok. Return ettiği değere ihtiyacım var mı? Sonuçta burada bir statüste bir şey return ediyor. 1 ya da 0. Benim normaldeki fonksiyonum bunu return ediyor. Şurada çalıştırdım. Bunu da biz taşıyalım. Belki bir yerde kullanmamız icap eder. Nasıl olsa burada direkt return ederim onu. Bakalım şimdilik level'a. Ne yapacağım? Add yerine add try kullanacağım. Hepsi için ayrı ayrı yazmak yerine add try fonksiyonu üzerinden yapmış olacağım. Bir eksiğim var. Virgül. Kaç kere denemesini istiyorsam o sayıyı yazacağım. 3 kere denesin. 3 kere denesin. Hepsi 3'er kere denesin. İstersem şöyle de mesela yapabilirim. Var try time eşittir 3. Buradakilere try time derim.
Böylece bu 3'ü 4 yaptığım zaman hepsi 4 olmuş olur. Ama eğer bazılarını 3, bazılarını 5 kere denemek istiyorsam, o zaman ya bir değişken daha açarım 5. Hepsini farklı istiyorsam o zaman 50 yazarım. Bakalım bir hatamız var mı şu anda? Evet, çalışmıyor. Hiçbir ekleme yapmıyor. Neden oldu? Bir hata veriyor mu? Bir hata veriyorsa orada break, bir satırda hata verdiği zaman ondan sonrasını işlemez. Ne diyor? Map at try is not a function. Bir fonksiyon değil diyor. At try diye bir fonksiyon diyor. Yok. Niye yok? Try at diye bir fonksiyon var çünkü. O zaman try at yapalım. Çalıştıralım tekrar. Bir hata vermedi. Ve ekledi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ekran boşken hemen hemen hepsini ekler büyük ihtimalle. Bu sayı da 3, 5, 5 yapsak daha avantajlı olur. Ama performans açısından 3 olarak kalsın. Evet, bu sorunu da çözdük. Önümdeki not aldığım kağıda bakayım. Duvarları ekle. Evet, ara duvarlar vardı. Şöyle araya duvarlar ekleyecektik. O duvarları ekleyelim. Onları, bu nesneleri tabi eklemeden önce ekleyeceğiz. Çünkü nesneleri ekledikten sonra istediğimiz yere duvar tek bir parça değil. Birbirini takip eden parçalar olması gerekiyor. Nesneler ekledikten sonra oralar doluysa oralara duvar ekleyemeyiz. Create wall. Bunu yaptıktan sonra şu arada duvarları ekleyelim. Şu taslaktan, şuradan taslaktan bakalım. Source, preview'dan. Preview'dan bakalım. Şuradan bir yerden bir duvar ekleyeceğiz. 3, 4, 5, 6, 7. 6 birimlik bir duvar. Ekleyelim buraya. For var i eşittir. Bir. I küçük. Eşit. 6 birim olacak. E plus plus. Try'a gerek yok. Boş olacak zaten. Wall 2 olacak. Wall 2 olacak. Y x'i artacak. X değeri artacak. Onu iyi yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olacak. 1 değil. 0 olmadığı için bu 2 olacak. Bunu da 7 yapalım. 2'den 7'ye kadar. X değişecek. X değerinde ilerleyecek. Y değeri sabit. Y değeri de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 falan olsa, 10 olsa, evet, 10 olmasın, 9 olsun. Şunu 6 yapayım, uzun oldu. Evet. Bu birinci duvar, şöyle bir duvar olsun. İkinci duvar şu. Hemen şunu kopyalayayım.
altına yapıştırayım. Bu sefer 2'den aşağıya doğru 4 diyelim. Bu sefer i bu taraf olacak. Y koordinatında yukarıdan aşağıya doğru ilerleyecek duvar. X koordinatı sabit olacak. 15 diyelim. Şuradan 15 çok uzak kaldı. 3 tane geri yaparsak 12 dersek şuraya duvarı ekledik. Şuraya mı ekleyelim? Evet. Bir tane daha for döngüsü. Orada da 12 x koordinatında olacak. 11, 19 diye 11 burada bir ters for yapalım. Ters for oluyor muydu bunda? Evet. İ büyükse neydi bu? İ küçük eşit 6. İ 6'dan küçük olduğu sürece çalış. İ 6'dan büyük olduğu sürece çalış. İ'ye de eksi eksi dedik küçülsün. 11'den başlayacak. 19, 8, 7, 6. 19, 8, 7, 6. Peki İ'yi şuraya yazacağım. İ'yi. Burası da sabit olacak. 1, 2, 3, 4. 4 olması lazım. Şunu yanlış yere yazmışım. Bir üstteki foru düzenlemişim. Değil mi? O doğru ama hala doğru değil. Çalıştırayım bakayım. Ne yaptım ben? Doğru yapmışım. Çok uzun bu. Bunu 8 yapalım. 8 yaptık mı? Evet, şöyle bir şey olmuş oluyor. Güzel. Güzel. Hatta aslında şu duvarların şu bağlantı yerlerini random yapabiliriz. Mesela şu dördünden birinde olsun ya da şu dördünden birinde olsun. Onu nasıl yaparız? Mesela i eşittir 2 6 demiş. 2 6 bu ne? X koordinatında yapıyor. Ben y'yi sabit vermişim. Bunu değiştirmek istiyorum. Ne yapalım? mat.random 9 random çarpı 9 ne yapacak? 0 9 arası bir sayı bulacak. Ama ben ben 9 arası istemiyorum. 5 ile 9 arası istiyorum. O zaman 9'dan 5 çıkarayım. 4. 0'dan 4'e kadar bir sayı bulsun. Artı 5 derim. Artı 5 derim. Şu hangisi? Bu. Bunu mu atmışım? Fazladan atmışım. Şu hangisi? Bu. Tamam. Matematik random çarpı 4. 4'e kadar bir sayı tutuyor. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Sonra şu 5 de
şuradan bıraktığım boşluk. 5 sabit. Sonra 1'den 4'e, 0'dan 4'e kadar bir sayı tutup hangi sayıysa o sayıdan başlayıp duvarı örüyor. Ama bu noktalı olacak. Noktalı olması bir şey ifade etmez. Benim zaten fonksiyonum içinde eğer noktalıysa onu noktasını kaldıracak fonksiyonum var. Bakalım ne yaptık. Evet. Oldukça hatalı oldu. Çünkü ne yapıyor? Bu for döngü. Her bir kare için farklı bir sayı random ediyorum ben burada. Ne yapmam gerekiyordu? Şurada bir değişken açacaktım. For'a girmeden önce. Atıyorum. Wall 1 start koordinatı diyeyim. Şunu şu şekilde alayım. Sonra da buraya, şimdi döngüye girmeden önce random bir sayıyı atadım buraya. Nereye yapacağımı belirledim. Döngünün içinde dönerken bir daha random yapmıyorum. Buradaki bir üstteki değişkenin içeriğini kullanıyorum. O değişkende bir daha değişmiyor. Çünkü buradan bir kere geçiyor kod. Sonra buradan burada dönmeye başlıyor. O zaman ne olur? Bütün duvarlarım yan yana olur. Yukarı çok yaklaşıyor. Olsun. Yaklaşsın. Aradan geçer. Ama arada bir taş gelirse geçemez. Anahtar burada olursa alamaz. Ne olur? Bölümü geçemez. Şu 5 yerine 6 ya da 7 yapalım. 7 yapalım. Evet. Orada oynasın o. Bunlar göz kararı oldu. Hesap yapmadan. Olsun. Şunları da not alalım da daha sonra hangisi hangisi bilemeyim. Sol, orta, duvar, üst, sağ, duvar. Şurada iki duvar daha çekelim. Bunu da yine alt orta duvar, bir tane for döngüsü yardımıyla. İki yerine ya şöyle yapabiliriz. Şuradan başlayıp arttırarak sona kadar ekleriz ya da şuradan başlayıp yine ters döngüyle yapabiliriz. Bu sefer şöyle şu yukarıdan çekelim. Böyle kurması daha kolay hesaplanıyor. Mantık şey olarak. Kafadan daha kolay hesaplanıyor. Ne yapacağım? Y koordinatında hareket edeceğim. Y koordinatı sabit. X değişecek. Şu duvar 9'dan başlasam maksimum y eksi 1 eksi 1'e kadar, yani en sonun bir öncesine kadar döneceğim.
9'dan başlayıp x koordinatını değiştireceğim. Y koordinatında sabit. Onu da şey yapalım. Şu değişkeni kullanalım hepsinde. Vol start kor diyelim. Bu değişkeni bir daha kullan. Şimdi bu değişkeni tanımladım. İçerisine bir bilgi ekledim. Burada da kullandım. Sonra kod sırayla satır satır işlemeye devam ederken şu satıra geldiğimde bu değişken for'un içinde olmadığı için hala mevcut. Şu create level fonksiyonu tamamlanıp bittiği zaman silinecek wall start core. O yüzden şurada tekrar kullanabilirim. Ne yaparım? Ama bu sefer tabii daha önce tanımlı olduğu için şu tanımlamaya gerek yok. Sadece içeriğini değiştireceğim. Neyi değiştirecektim? X koordinatını şu 10 falan olsa 6 olsun, şu da 10 olsun. Yani 10 tane sabit, 10 taneden sonra 10'dan 16'ya kadar 10 tane sabit 0'dan 6'ya kadar bir sayı seçecek. 10'dan 16'ya kadar oluyor. Şunu da şuraya yapıştırırsam vol2i x koordinatı, y koordinatı da şunlar x koordinatı, y koordinatı burada sayı olan sayı olacak. Ben y koordinatının maksimumunu alıyorum. Evet, çalıştıralım bakalım. Evet. On sabit, 6 dedik. 6'yı bayağı alan varmış. Yükseltebiliriz. Mesela 10 yapabiliriz. 10. Nasıl olsa. Evet. Şu sabit kalsın. Şöyle L şeklinde olduğu için biraz daha teferruat gerekecek onun hareketli yapmak için. Şurada bir sol duvar diyeyim. Sol duvar nasıl bir şey? Bunu da sabit yapalım. Bir tane döngü. Döngüyle 9'dan bu sefer x'in sonundan bir eksik olsun. 9'dan 9 tabi çok uzun olacak. Olsun. Bu sefer i x koordinatında olacak. Y 6 olsun. Sabit. Sabit olsun. Evet, çok uzun oldu. Hatta şöyle bir şey var. Sabit. Oha, sabit yaptığımız için. Eğer bunlar üst üste çakışır, denk gelirse ne olacak? Tabii burada duvar olduğu için bir daha duvar yapmayacak ama kapı haritada kapalı alan olmuş olacak. Şurada biraz oynayacağım. Şu 9 yerine 15 bile az. 15 az mı? Evet. Şu iyi.
Yani. Bir de şuraya iki diş koyarsak onu da döngüsüz yapalım. Nasıl olsa iki tane. İki tane için döngü açmayalım şimdi. Nereye koymuştuk? Bizim neredeyiz biz? 6'dayız. Bir tanesi 5'te olacak. Bir tanesi 4'te olacak. 18'di. 21'de yapalım. 21. 21'e ekleyelim. Şurası 18'di. 19, 20, 21 olsun. Şurası 6'ydı. 5, 4 olsun. Doğru mu? Doğru. Doğru. Evet. Böylece ben arada Ctrl S ile kaydediyorum projeyi. Zaten kaydetmezsem burada çalıştırdığımda görmemem lazım kaydetmeden. Bu dosyadan çalışıyor çünkü. Seçmeye çalıştığımda nesneler seçiliyor. HTML olduğu için. Seçmeyi iptal etme komutları var. İstemiyorsanız seçilmesini iptal edebilirsiniz. Mesela bir resme sağ tıklayıp resmi farklı kaydet diyebiliyoruz. Bakalım elimdeki kağıtta başka ne yapacağım. Tuzak üzerinden geçildiğinde tuzak görünür olsun. Çünkü niye ben böyle bir şey yazmışım? Bir yere bir tuzak koyduk. Bunun üzerinden geçiyorum. O bana bir hasar vuruyor. Karnımın tokluğunda işte atıyorum %20 azalmaya sebep oluyor. Sonra artık o bir tuzaktı zaten üzerinden geçtim. Artık onu bildiğim için orada bir resim belirebilir. Bir daha üzerinden geçmeyeyim onu tuzağın. Çünkü tuzak özelliği hala devam edecek. İstersek kapatabiliriz. Tuzağın üzerinden bir kere geçince bir daha artık tuzak olmasın da diyebiliriz. Ama üzerinden geçince tekrar damage vermesi ben düşünüyorum. Sonra bir de biraz daha işi zorlaştırmak için oyunumuzu tamamladıktan sonra şöyle bir şey not almışım. Başka bir hareket eden biri daha olsun. Onunla karşılaştığımızda o da bize damage versin. Oyunu biraz daha zorlaştırır. Şimdi artık şeye geçebiliriz. Kelebeğin yani oyuncunun oklarla hareket ettirilmesi, haritada gezmesi ne geçebiliriz? Anahtar yok haritada. Anahtar ekleyelim bir tane. Anahtar nesnesi eklemiş miydik? Eklememişiz anahtar nesnesi. Bir tane anahtar nesnesi ekleyelim. Case. Key. Break. Break neydi? Döngüden çıkıyordu. Burada da kullanılıyor. Ne yapıyor? Bir şey switch birini bulduğu zaman o kodu işlediğinden break deyip çıkıyor. Diğerleri çalışmıyor. Eğer ben burada break kullanmazsam break kullanmazsa çıkmaz. Ne oluyordu? Şimdi tam hatırlamadım onu. Biz şurada şimdi konumuza bakalım. Type key. İmaj var mı? Var. Asset.
Asset K K nokta PNG olması gerekiyor. Üzerine gelinebiliyor mu? Evet. Yenebiliyor mu? Hayır. Damage vurmuyor. Yeni bir şey ekleyeceğiz. Can take. Alınabiliyor mu? Evet. Anahtar alınabiliyor. Otomatik mi alınsın? Üzerine geldiği zaman anahtar otomatik alınsın. Kapının önüne geldiği zaman da kapı otomatik açılsın. Anahtar varsa. Bunlar otomatik olsun. Ama bir çiçeğin üzerine geldiği zaman yemek için Space tuşunu kullanalım. Çünkü ben bir çiçeğin üstünden geçip yemek istemeyebilirim. Niye yemek istemem? Mesela kapı şurada. Kapıdan anahtarla geçmek için canımın full olması lazım. Hareket ederken de karnım acıkıyor. Azalıyor canım. O yüzden kapıya yakın çiçeklerden birkaç tane bırakırım. Oyunu bitirmek istediğim zaman dönüp en son o çiçeklerden karnımı doyurduktan sonra kapıdan geçerim gibi. Hem de bir farklı anahtar otomatik alınsın. Bunlar tuşla alınsın. Evet, yeni bir tip ekledim. Gelelim şuraya. Nesneleri ekledikten sonra nesneleri eklemeden önce ekleyelim ki kesin olarak eklenmiş olsun. Hatta belli bir yere ekleyelim bunu. Şu köşeye ekleyelim. Bu köşenin koordinatı neydi? Ne yapacağım? Map.at çift tırnak da kullanabilirim string yazarken. Tek tırnak da kullanabilirim. Şu an için ikisi aynı işi yapıyor bizim yaptıklarımızda. Aralarında bir farklılık var ama şimdilik kullanmıyoruz onu. Şurayı mı sayayım? X göz kararı vereyim. 22 1 2 3 Y'yi de 3 diyelim. Şunun içeriğini daha hiç kullanmadık. Bunu bir ekstra özellikleri eklemek için o parametreyi ekledik. Ama daha kullanmadık. Güzel. 3, 4, 5. Şunu 5 yaparsam haritada bir de anahtarım olur. Evet, bir de anahtar ekledik. 3 tane tuzak ekleyelim. Mesela şu 10 kere dönen döngünün içinde ekleyelim. 3 tane tuzak. Nasıl yapacağım onu? Trap. Random, random. Bunun try time'ını 6 diyeceğim. Diğerleri 3. Niye? Çünkü bütün nesneleri eklerken trap'in mutlaka eklenmesini istiyorum. 3 tane trap'in eklenmesini istiyorum. Şu anda 10 tane eklenir. Ne yapacağım? For'un içinde olduğum için bu 10 kere dönüyor. Mesela şurada eğer i küçükse 0, 1, 2, 3 3 dersem ve bunun içinde yazarsam ne olacaktır? İ 2 iken girecek. 3 ise girmiyor. 3 küçük 3 içeri girmiyor. Bu döngü dönüyor 10 kere.
Hatta 11 kere dönüyor. Şunlar. Şu an şu kodla i 0 iken, 1 iken ve 2 iken şuranın içine giriyor ve bitire bekliyor. Bulamama olasılığına kartı 6 kere deniyor. Bunlardan farklı. Üçüncü i 3, 4, 5 olduğu zaman artık bunun içine girmediği için artık trap eklemiyor. Diğerlerini eklemeye devam ediyor. Şurada for ile ilgili bir test yapayım. For var eşit. Var i eşittir. 0 dediğim zaman 0'dan başlıyor. i küçük eşittir. 3 dediğimde alert diyelim. İyi diyelim. Kaç kere dönüyor? Bu her iyi dönüşünde alert verecek. 0, 1, 2 ve küçük eşit olduğu için 3. O zaman 4 kere dönecek. Kaydettim mi? Şuna bakalım. 0, 1, 2, 3. Ne yaptı? 4 kere döndü. Eğer eşit kullanmazsam, i küçük 3'ten dersem ne yapar? İyi 2 olana kadar. 0'dan başladığı için 0, 1, 2 ne yapar? 0, 1, 2 eğer i eşittir 1 dersem küçük eşit 3 dersem ne yapar? 1, 2, 3 1, 2, 3 o zaman bu 0'dan başlamışım. Küçük eşit 10 demişim. 10 değil 11 tane nesne ekliyor. Ya bunu 9 yapacağım ya da şurada ben 10 tane olmasını istiyordum. Eşittir'i kaldırırım. Ondan küçük olan derim. Bu ne? K. Bu ne? Wall. Sol duvar. Trap'i ekledim. En son. Hemen hemen hazır harita. Şimdi oyuncuyu yapabiliriz. Ama bu partta yapmayacağım onu. Çünkü o başlı başına bir konu. Onun için diğer parta geçeceğim. Haritayla ilgili eksik kısım kalmışsa da oyuncuyu yaparken karşılaşırsak eksik kısımlarla yine kodumuza geri dönüp tamamlarız.